Güneşli bir Estonya sabahından, Tallinn sabahından herkese merhabalar. Az önce gece shiftinden çıktım. Yaklaşık 12-13 saattir gecedir çalışıyorum. Bu video kesinlikle planlanmamıştır. Şu an evime giderken işte yol gayet çok hoşuma gidiyor benim. Yeşillik meşillik böyle. Aslında size bir yandan yolu çekerken bir yandan da dedim ki Estonya'da, Tallinn'de, Tartu'da değil Tallinn'de. Çünkü Estonya'da Erasmus yazınca genelde YouTube'da şey çıkıyor. Tartu çıkıyor çünkü Tartu üniversite şehri. Her neyse Tallinn'de Erasmus yapmanın artıları ve eksileri gibi böyle random konuşacağız şimdi birazcık. Bir yandan da siz etrafı izlerken kendimi göstermek istemiyorum. Çünkü 12 saattir yatmayan Safa hiç güzel gözükmüyor bence. Burası şehrin merkeze çok yakın yerleri. Yani köye yakın yerler falan değil. Bu kadar yeşil olmasının sebebi o değil yani. Dediğim gibi uyumadığım için belki kelimeleri de birbirine karıştırabilirim. Şimdi Tallinn'de Erasmus yapılır mı? Beklentilerinize bağlı açıkçası birazcık. Tallinn, Estonya bildiğiniz gibi IT ile bilgisayarla ilgili konularda daha gelişmiş bir ülke aslında. Ben veteriner hekimim. Veteriner hekim olarak burayı seçmem ne kadar doğru bilmiyorum ama bulunduğum klinikten gayet memnunum. Birçok da şey öğreniyorum açıkçası. Gayet memnunum ama biz Erasmus açısından konuşursak şimdi birazcık daha hani Erasmus'u hani gezelim. Kültürel zenginliğimiz olsun, yeni kültürler tanıyalım falan diye yapıyoruz. Biraz İngilizcemiz gelişsin tabii. Ben de öyle düşünüyordum. İngilizce açısından konuşacak olursak ben daha burada yani yaşlı kesim hariç İngilizce konuşamayanı görmedim. Avrupa'nın birçok yeri de böyle ama yani burası İngilizce konusunda diğer bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi diyebilirim. Evler çok hoşuma gidiyor. Evime yakın yerde daha güzel yerler var, oraları göstereceğim size. Ama konum olarak Rusya'nın dibinde bulunan bir ülke. Ve mesela geçen sene Slovenya'dayken Avrupa'nın neredeyse göbeğindeydim ve her yere otobüste gidebiliyordum. Ve çok fazla gezdim. Bu sene gezemedim. Hem çok gezmek de istemedim aslında ama yani konum olarak Avrupa'nın orta kısımlarına uzak olduğu için gideceğiniz yerler sınırlı. Sınırlı değil de pahalı oluyor. Hani uçak biletini kovalamanız lazım ucuz olması için erkenden. Ben kovalamadım açıkçası. Şimdi yakınımda mesela St. Petersburg var ki çok görmek istediğim bir yer. Ama savaş sebebiyle göremiyorum. Minsk var mesela Belarus'un başkenti. O da aynı şekilde onu da göremiyorum. Letonya'ya gittim. Litvanya'ya girebilirdim, gitmedim. Finlandiya'ya gittim. Finlandiya çok yakın. 3 saatlik mesafede. Gezme anlamında çok bir şey beklemeyin eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız yani öyle söyleyeyim. Zaten burayla ilgileniyorsanız internetten araştırdığınız zaman karşınıza şey çıkacaktır. Estonya'da Tallinn'de toplu taşıma ücretsiz. Evet, ücretsiz ama vatandaşlara ücretsiz. Yani siz vatandaş değilseniz size ücretsiz değil, oturum izni olanlara da ücretsiz. Ama bir Erasmus öğrencisine benim bildiğim kadarıyla yani ben özel olarak oturum iznimiz var mı bizim? Bence yok. Erasmus öğrencisine de ücretsiz değil yani. Çoğu Avrupa ülkesinde işte arkadaşlar biniyorlar. Hani kontrol motrol olmadığı için biletsiz falan. Ama yani bir İtalya'da, İspanya'da bunu yapabilirsiniz bence ama Estonya'da yani nüfusun %90'ının sarışın, mavi gözlü olduğu bir ülkede sadece vatandaşlara ücretsiz olduğunu düşünürsek ben esmerim yani bilmiyorum tabii Türkiye'de sarışınlar da var da. Benim gibi bir insan bindiği zaman sırıtıyor açıkçası. Hani denk gelmek istemem açıkçası ben. Kontrole yakalanıp da işte birinin bana kelime yapmasını istemem. Gerisi sizin tercihiniz o konuda. Ben otobüs kartlarının fiyatlarını bilmiyorum açıkçası çünkü kliniğime evim yakın. Bolt kullanıyorum genelde. Bolt, scooterlar, bisikletler falan kullanıyorum. Ayrıca yürüyerek de birçok yere ulaşabiliyorum açıkçası. Zaten yürürken doğada, çevrede çok güzel olduğu için yürüdükçe yürüyesi geliyor insanın açıkçası. Kiralar konusunda kira birazcık sıkıntı burada. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi şu anda. Özellikle Ukrayna'ya Rusya'nın saldırmasından sonra birçok Ukraynalı en çok bildiğim kadarıyla Estonya'ya gelmiş ve onlar geldikten sonra kira sorunu ortaya çıkmaya başlamış. Yani böyle 500 euroya ortalamanın altında bir yerde kalabiliyorsunuz. Birazcık daha güzel bir yerde kalmak isterseniz 500'ün üstünü direkt gözden çıkartmanız gerekiyor. Şöyle yapıları da bir yandan size göstermek istiyorum. Konaklamayı konuştuk. Toplu taşımayı konuştuk. İngilizce falan beklentinizi konuştuk. Ben bunu geçen sene de gerçi geçen seneki videoları yüklemedim. Gene söyleyeyim. Erasmus için Erasmus yapacaksanız ben kesinlikle üniversitelere gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sosyalleşme açısından üniversite çok yani insan tanıyabilirsiniz. Ayrıca toplulukları var. Topluluk
doktoruyla görüşebilirsiniz falan. Ama ben geçen sene de özel bir klinikte yaptım. Bu sene de özel bir klinikte yapıyorum şu anda stajımı ve sosyalleşmede. Bu sene olduğum klinik yoğun olmasına rağmen gene de sorun yaşayabiliyorum. Çünkü hani çoğunlukla yerli kişiler çalışıyor ve bilmiyorum yerlilerle. Mesela Türkiye gibi değil. Türkiye'ye bir tane düşünüyorum, bizim üniversitemiz Erasmus öğrencisi gelse işte bir ülkeden. Biz geldiğinde direkt havaalanından alırız, götürürüz yemeğe, şuraya götürürüz, buraya götürürüz. Ama Avrupalıların çoğu size şeyi teklif etmiyor. Aa sen işte farklı bir ülkeden geldin, gel sana bugün şurayı gezdireyim. Yani öyle bir şey henüz yaşamadım. Slovenya'da da yaşamadım. Burada daha çok şeydi aslında. Burada en azından hani havaalanından seni alalım. Veya işten çıkarken arabası olan arkadaşlar şey diyor işte, seni de bırakalım evine falan. Slovenya'da bunu yaşamamıştım. Onu da eklemiş olayım. Onun dışında aslında IT yazılımla ilgili konuşmak gerekli Estonya denince. Yani burada IT ve yazılım çok gelişmiş. Özellikle startup'a da devlet çok büyük bir destek veriyor. Yani bir planınız, fikriniz varsa devlet size bildiğiniz hani kuruyormuş şeyi, iş yerini. Sizin sadece ilerletmenizi bekliyormuş orayı. Özellikle IT'de, IT şirketlerinde bu çok önemli. Diğer şeylerde de oluyor. Mesela klinikte açabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Benim gibi veteriner hekimseniz veya çekimiyseniz bilmiyorum artık o konuları. Yani Erasmus Tallinn'de böyle benim gözümden. İnsanların bakış açısına gelirsek, yani sanki insanların bakış açısı biraz geçen seneye göre daha kötü gibi hissediyorum. Çünkü geçen sene hiç ırkçılık hissetmemiştim. Yaşamayı bırak hissetmemiştim. Burada bir iki kez, yani iki üç kez deyip hissettim. Hani bunun sebebi Avrupa'ya gelen göç dalgasıyla, göçmen dalgasıyla, neydi lan şeyin adı? Allah belamı vermesin. Uyumadım, beynim çalışmıyor. Mülteci dalgasıyla birazcık hani kara gözü kara kaşlı olduğunuz zaman sanki ufak bir terse bakıyorlar gibi hissettim ama bilmiyorum. Hani özellikle bir şey yaşamadım ama hissettim diyelim. Onun haricinde arkadaşlar burada çok fazla Rus kökenli insan var. Ve mesela ben Slovenya'da hiç kavga görmemiştim. Club'da olsun, orada olsun, burada olsun 2 ay boyunca. Burada neredeyse her hafta sonu gittiğim club'da kavga görüyorum. Ve şunu anladım. 2 tane erkek böyle yan yana hafif böyle yüksek sesle konuşup davay davay dediler mi bunlar kavga edecekler kardeşim. Oradan uzaklaş. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim yani. Her kavgadan önce gözlemlediğim şey bu. Ve genellikle burada dikkatimi şu çekti. Ben Estonca konuşup da kavga eden insan da görmedim çok. Genelde hep Rus kökenli kardeşlerim özellikle vodkayı devirdikten sonra böyle bir kafada lilloş olunca birbirlerine saldırıyorlar açıkçası. Şimdi kaldığım yere yaklaştım. Evime yakın bir market. Maxima ismi. Sanırım bütün Baltık ülkelerinde var Maxima. Diğer Avrupa ülkelerini bilmiyorum. Yani yemek fiyatları konusunda da mesela az önce 500 gram tavuk göğsü aldım. Yaklaşık bir beni 5 ile 7 gün arasında götüren tavuk salam var. Dilimlenmiş halde ekmek arası yapıp yiyorum. Ondan aldım. Kaç gram olduğunu hatırlamıyorum. Şu an çantamı hiç çıkartamam. Bir de bir paket ekmek aldım. Tam ekmek dilimlenmiş halde. 6,5 euro tuttu. Buradan siz hesabı yaparsınız. Zaten tavukla et arasında çok bir fiyat farkı yok burada. Yani aynı miktarda et alsam muhtemelen o da 4 euro olsun. Hadi 3,5 olmasın da 4 euro olsun. Öyle tutardı. Şimdi evime yaklaştım. Şu ileride çok güzel yerler var. Yani evler böyle. Bahçeleri falan. Basket kortu bile koymuş adam içeri. Basket şeyi, potaları. Kort namına. Şöyle yerler. Belki size ufak bir kaldığım yeri de gösteririm. Ben bir kliniğin üst katında tek bir odada yaşıyorum. Yani bu konuda biraz şanslıydım. Size dediğim gibi iyi bir yerde kalmak istiyorsanız 500 euro ve üstünü gözden çıkarmalısınız. Ama benim geldiğim klinik aslında bunlar bir organizasyonlar. Böyle hani İngiltere'de birkaç tane şirket var ya. Veteriner şeysi olan, klinikleri olan. Avrupa içerisinde de böyle bir şirket var. Benim kliniğim de onlardan birisi ve ortak olduğu klinikler var. Ben onların ortak olduğu kliniklerin birinin üst katında yaşıyorum. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bu biraz benim şansım oldu dediğim gibi. Çünkü dışarıdan gelen bütün veteriner hekimleri falan burada konaklatıyorlar ve çok fazla oda yok. 3-4 tane var ve 2 tanesi sadece stüdyo. Ben ve benim yanımda bir tane kız daha kalıyor mesela. O da tek odada kalıyor benim gibi ve bu tamam belli kısa bir süre için güzel bir şey ama uzun süre yaşanılabilecek tarzda bir yer değil. Yani içerisi güzel ama tek oda. Yani mutfak falan ortak, mutfak, banyo, tuvaletim ortak. Öyle.
Tabi orası da beleş değil. Kira ödüyorum ama çok cüz'i bir miktar ödüyorum. 75 euro mu ne ödüyorum. Ama işte dediğim gibi mesela ben çıktığım gibi başka bir veteriner gelecek oraya. Ve başka yer yok. Mesela şu an gelmiş olsaydım ben bulamayacaktım. Öyle söyleyeyim. Şu evleri görüyorsunuz adamlar. Ananı avradın ya. Şu yeşillik şeyler yemin ediyorum var ya Avrupa'ya zaten hani tamam para da kazanmak için gelmek istiyor halkımız ama ben tamamen şu ferah ortam, ferah düşünceden dolayı çoğunun gelmek istediğini düşünüyorum. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yani geleceğim burada yaşayacağım ne dert var ne tası var gerçi. Gerçi dibinde Rusya var buranın amına koyayım dur. Biraz dertleri var. Çok da sevmeyiler bence. Bak adam basket potasını da koymuş bahçesine. Bulunduğu alan da küçük. Size dışarıdan da benim kaldığım yere böyle bir ufak gösteririm. Belki odaya çıkarken de gösteririm. Mutfağı banyoyu da mı? Hadi mutfağı banyoyu da göstereyim. Baksana şuraya. Şu duruşu çok seviyorum bunları koyayım. Ve dediğim gibi burası kırsal bir alan değil yani. Buranın başkentinin merkezine yakın mahalleleri. Çok uykum var. Çok. Al kıdem tazminatını siktir git. Ha bak şu evde benim favorim ha. Bak şimdi önünde göreceksiniz. Burada evler pahalı galiba ama. Bunlar muhtemelen eskiden. İnternette okuduğum veriye göre Estonya'da çoğunluk apartmanda yaşıyormuş. Sanırım benim bulunduğum mahalle böyle. Ama Finlandiya'da mesela daha çok çoğunluk müstakil evlerde yaşıyormuş. Bak bak bak. Bak bak! Benim duruşuna bak. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok seviyorum böyle. Ha bir de burada çoğu evin, neredeyse gördüğüm evlerin böyle 100 ev görüyorsam 70-80'inde böyle bir Estonya bayrağı var şu şekilde. Ve yapıların da çoğunda var. Yani Türkiye'de evlerde böyle bu şekilde dizayn edilmiş. Bildiğin oraya bayrak direği için yer yapmışlar yani. Ve bütün evlerde böyle neredeyse. O bayraklı gördüğüm evlerin hepsinde bu şekilde. Şu yaya geçinden sağa döneceğim. Benim fakrane de orada işte. Ha bir de şey duydum mesela araba fiyatları falan bütün Avrupa'da olduğu gibi burada da ucuz. Ama benim kaldığım yerde benimle birlikte aynı anda kalan bir tane Litvanya'dan gelen veteriner hekim var. Onun arabası var mesela o geçen şey demiş hani toplu taşımayı nasıl kullanırım falan filan diye sorular sormuştu. Şeyden dolayıymış park ücretleri çok pahalı diyor. Şehrin yakın yerlerinde 5 euro falan dedi. Hani saatlik mi 5 euro, yarım saatlik mi, günlük mü 5 euro, ne için dedi bilmiyorum. Ama adama pahalı gelmiş. Ki burada euro ile kazandığını, güzel maaş kazandığını düşünürsek o adama bile pahalı gelmişse. Gerçi bunların pahalı dediği şey amına koyayım biz Türkiye'de araba alıyoruz, 20 sene borcunu ödüyoruz. Burası da bir klinik. Hele gel yürük. Ben kapıyı açacağım. Şimdi arka tarafta İngilizce yok. O yüzden sessiz olmamız lazım. Çünkü adamlar çalışıyorlar. Bak çalışıyorlar açık. Ben benim apartman arkadaşlarımdan birinin kedisi. Hayatınızda görebileceğiniz en masum akıllı kedi. Her şeyi yapabilirsiniz ona böyle. Götünü tokatlayın falan asla dönüp ısırmaz, çizmez. Neyse Zeus baba önce tuvalete girdi. O yüzden tuvaleti gösterelim size. Şurası şöyle tuvalet. Ortak kullanıyorum 3-4 kişiyle. Şuradan geliyorsunuz böyle. Küçük bir lavabomuz ve duşumuz. Bak kardeşim adamlar teknoloji yapmış bak şimdi. Bak buraya geliyorsun. Ananı derece yazıyor. Türkiye'de öyle yok sağa çevirdim yok çok kaynar oldu yok çok soğuk oldu yok ortasını tutturamıyorum. 40 dereceye sabitliyorsun kardeşim duşunu alıyorsun. Evet cehaletimizi her yerde belli etmezsek görmemişliğimiz olmaz. Zeus reis hadi mutfağı göster bizimkileri hadi. Zeus'un faresi. Evet bu da mutfağımız. Şöyle çamaşır makinem var işte. Bulaşık makinemiz var, fırınımız var. Kettle'ımız var. Bir mikrodalgamız eksik. Onun haricinde her şeyimiz var. Zeus'un sıçma kabı. Şurada dolabımız. İçine bakmayın. Ayıptır lavuk.
bunun gibi şeyler. Son olarak hızlı bir odamı da göstereyim size. Çok temiz değil muhtemelen. Şöyle gidiyorsunuz. Şöyle şurada buranın suyu temiz olmasına rağmen kireçli birazcık. Yani onu da söyleyeyim size. O yüzden ben genelde gördüğünüz üzere hazır su alıp içiyorum ve onlar da 1 euro bile değildi galiba. Şöyle masam, bilgisayarım, şöyle bir tane küçük halım var, şöyle askılığım var, dolabım var, sağda da bir tane yatağım var. Yatağı da görmeyin. Toplanmamış halde o yüzden. Evet güzel kardeşlerim, eve kadar geldim. Ufak bir ev turu da olmuş oldu bu böylelikle. Daha Estonya'da Erasmus hakkında video çeker miyim bilmiyorum. Sorularınız varsa aşağıya yazarsanız, ayrıca Instagram'dan bana ulaşırsanız açıklamaya çalışırım. Bilenler bilir, eski videolardan yazan insanlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama tek bir ricam var. Mesaj atarken lütfen selam Safa, nasılsın, selam nasıl gidiyor falan filan diye değil de direkt konuya girerseniz size cevap verebilirim. Çünkü anksiyete ve sigara videosundan dolayı zaten yani çok fazla olmasa da mesajlar alıyorum. Ve hepsine dönmek benim için gerçekten zor oluyor. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.